Söz Konusu programından herkese iyi günler sevgili izleyenler. Söz Konusu programının bugünkü konuğu yazar, kişisel gelişim uzmanı, anne, gazeteci, köşe yazarı ve aslında bir duayen diyebiliriz. Arkadaşım Sayın Eylül Akça Karakuş bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim, kırmadın. Antalya'dan ayağının tozuyla zaman ayırdın, bizlerle birliktesin. Severek geldim, keyifle geldim. Hoş bulduk. İyiyim. Bu sabah indim Antalya'dan. Antalya'dan İstanbul'a bu sabah indim. Güzel. İstanbul daha bir güzel havasıyla. Evet, hemen kitabınla başlayalım. Daha önce konuşmuştuk ama ikinci kitap da geliyor tabii ki de. Evet. Kademe kademe ilerleyelim. Şimdi Adın Ömrüme Hatıra kitabı çıktı. Ve uzun süredir de zaten, bir buçuk yıl önce çıktı. Raflardaki yerini korumaya devam ediyor. Evet. İmza günleri, seminerler, koşturmalar devam ediyor. Kitapta şimdi geri dönüşümler nasıl? Kitapla geri dönüşümler çok güzel. Öncelikle okuyanlar ve okuyanların ikinci kitabı ısrarla istemeleri benim için büyük bir onur hakikaten. Zaten ikinci kitabı çıkartmamdaki en büyük amaç o Adın Ömrü Hatıra kitabıyla birlikte yakaladığım o güzel insanlarla olan iletişimin daimi olmasını istiyorum. Evet. Bir de gördüm baktım ki insanların bayağı bir açlığı var, gönül açlığı var, okuma açlığı var. Bununla da benimle birlikte gidermek istiyorlarsa ben yazıyorum zaten, yazarım. Ne kadar sürdü kitap yazmak? Yani bu Adın Ömrü Hatıra kitabı benim hayatımda 10 yaşından beri yazmış olduğum yazmış olduğum yazıları bir iki kapak arasına getirmiştim. Ama ikinci kitabım tamamen bambaşka oldu. Daha çok kurgulayarak, hayal kurarak ve kitabı çıkartmakla alakalı daha fazla bilinçlendirildim. İkiyi de konuşacağız da kitabını yazarken bir esinlenme var mı yoksa daha önce yani elbette. Dediğim gibi 10 yaşında başlamıştım zaten. Evet. O duygu, o his zaten vardı. Yani yazar olmak için yazmadım. Yazdıklarımı iki kapak arasında topladıktan sonra ben o yazar unvanını, etiketini aldım. Hep yazıyordum. Böyle sandık içinde daima yazılarım vardı ama bir gün Adın Ömrü Hatıra kitabını çıkartacak olduğumu bilmeden yazmıştım. Ama çok zor, ağırlı, sancılı bir süreç elbette ki. Kolay değil. Yani sanıldığı kadar tabii, tabii. Kolay ya sonuçta değil. İnsanlara bir hizmet veriyorsunuz ve bunu okuyan insanlar size sarılıyor, sizi önemsiyor ve bundan sonraki süreçte daima olarak sizi takip edip sizden yazı bekliyor. Bu kitleye ulaşabilmek çok önemli. Kolay değil, elbette ki kolay değil. Ben sistemi algılayamıyorum diyebilirim. Çünkü her not alan ya da hani muhakkak yanımızda kağıt kalem koyarız. Yani bir not alırız. Hayır öyle değil benimkiler. İşte, hayır hani normalde hani yazarım diye adı altında evet. Aslında ister istemez böyle emek veren insanlar da arada kaynıyor gibi oluyor. Yani şimdi, hani her sektör maalesef her aynen. Mesleği maalesef şey var ama onlar için neler söyleyeceksin? Şimdi çok yazar adı altında bir sürü şeyler çıktı. Maalesef bununla ilgili birçok yayın evi işte kuruluyor. Dağıtımı doğru düzgün yapılmıyor. Zamanında kitaplar teslim edilmiyor. Reklamı tanıtımı iyi yapılmıyor. Ama işte ben buna ne diyeyim artık? İnsanın duygularını, hislerini. Çünkü kitap çıkarmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir his. İnsan bir eser bırakmak istiyor. Bu ilk kitap deneyiminde de bilmiyor tabii ki. İlk bulduğu bir yere giriyor. Artık burada da maddiyat devreye girdiği için nereye verirse parasını evet. Orası basıyor. Ama önemli olan o kitabın baskısı değil. Ben bugün gidip herhangi bir matbaada da kitabımı bastırabilirim. Önemli olan doğru kanallardan doğru insanlara ulaşabilmesi. Ben bu konuda şanslıyım. Semerci Yayın Evi'nden çıkarttım kitabımı Antalya'dan. Denilen zamanda çıktı ve kitabım gerçekten tüm satış noktalarında yer aldı, satıldı. Ben daha ne isteyebilirim ki? İmza günleri devam ediyor. İmza günleri devam ediyor, bitmiyor. Bu güzel bir duygu, güzel bir his. Yarın sanırım öğrencilerle birliktesiniz. Yarın da evet buradan duyurusunu yapalım. Evet. Yarın sizinle birlikte benim için de bir heyecan olacak. Yalova Üniversitesi'nde konuk olacağız inşallah. Öğrencilerle buluşacağız. Siz diksiyon üzerine, ben kişisel gelişim uzmanlığı ve yazarlık üzerine elimizden geldiğince bilgi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Nasıl bir duygu onlarla birlikte olmak? Yani onlarla birlikte olmak hakikaten o kadar bana çok heyecan veriyor ki ben daha önce de birçok üniversitede bir araya geldiğimde farklı bir heyecan oluyor. Ama buluştuğunuz zaman o heyecanım gidiyor ve hepsinin gözleri açık bir şekilde dinliyorlar, dinliyorlar. En güzeli ise o en sona geldiğimiz an sizi yarım saat ya da bir saat hiç önemli değil sonuna kadar bekliyor olabilmeleri. Zaten iki saat size bağlılar, sizi izliyorlar. İşte
konuştuklarınızı dinliyorlar ve ben karşılıklı iletişim kuruyorum mutlaka. Sürekli kendim konuşup geçmiyorum. Zaten orada bir iletişimi yakalıyoruz. O iletişim sonrasında kalmaları, imza beklemeleri ya da işte sonrasında iletişim kurmak istemeleri benim en büyük kazancım. Evet, çünkü yeni nesil pek kitap okumuyor. Bu istatistiklerde evet. De var. Gelen uzmanlar da söylüyor. Yeni nesilde bir teknoloji merakı var maalesef. Artık hani gazete okumak, kitap okumak gibi zaten okuma oranımız inanılmaz derecede düşük. Doğal olarak ister istemez gençlerden böyle bir istek ve teklif gelince evet. Kabul etmemek mümkün değil. Sanırım bunu şuna bağlıyorum ben. Biraz daha yazılarım duygusal ve aşka yönelik yazılar. His çok önemli değil mi? His ve duygu. Ya o duyguyu verebilmek çok önemli. Ben yani hiçbir zaman dur ya şunu da alayım da şurada kullanayım da not alayım diyerek hiçbir zaman bir yazımı yazmadım. Öyle bir hissiyat ki bir an bir şey oluyor. Aklıma gelen o an hani şöyle bir iki saniye bir durup da onu tabii ki hayal gücünüzü katabilmeniz çok önemli. Zaten sizi yazar yapan o. Yani hayal gücünüzle birlikte duygu ve düşüncelerinizi harmanlayabilmek. Bugün bir resme baktığınız zaman birçok parçaları vardır. Ama önemli olan o parçaların hepsini tamamını ile aynı duyguyu, aynı hissi birçok insana verebilmektir. Ki uçakta da bir anda... Evet. Uçakta da uçakta bir anda da öyle bir anda, söz gelmişti evet, sanırım aklınıza. Çok güzeldi. Onda şey vardı, yanımda bir bayanla sohbet etmiştim. Evet. Ben yıllardan beri gelip gidiyorum kızım dedi. İşte ben dedim gidiyorum geliyorum. İşte daha ne kadar gider gelirim bilmiyorum falan deyince. Ben dedi 60 küsur yaşındayım dedi. İşte 40 yıl aşkın süredir dedi. Gider gider gelirim, gider gider gelirim. Yorulmadım dedi. Yorulmazsın merak etme dedi. Oradaki o 40 yıllık sözün tam net olarak hatırlayabilirsem aktarayım. Böyle bir çağrıştırdım. Hani henüz 40 yaşında değilim. Evet. Buradan da duyuralım. 40 yaşında değilim ama... 40 yılı geride bırakacak kadar yaşım yok ama ömrüme seni 40 yıl misafir edecek kadar aşkımı büyüttüm gibi bir cümle yazmıştım. Ama sonrasında o yazımı bir köşe yazısı haline evet. getirdim. Çok da güzel olmuştu. Ya oradaki o 40 yıl bana şeyi hatırlattı. Ben 40 yaşında değilim ama ömrüme seni 40 yıl misafir edebilmek için aşkımı büyüttüm. Bu çok anlamlı ve büyük bir cümle aslında. Aslında bu his meselesi. O anki duyguları tabii. bir anda kaleme alabiliyor. Tabii. Orada somut olan bir yaş var. Bayanın evet. 60 küsuru aşkın olduğu bir yaşı var. Ve ben onu duygusal olarak işte 40 yılım ömrümü sana 40 yıl aşkımla büyüttüm gibi bir cümle kullanmıştım. Biz yazarlarda bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlarımla da konuştuğum zaman hepsi aynı şeyden müzdarip. Gece bir an aklıma geliyor diyor. O an yazdım. Yazmadığım an aklımdan gidiyor. Bazen uyku sersemesiyle kalkmak istemiyorum. Hani ya çok kolay basit bir cümle bu aslında ya. Basit sabah yazarım diyoruz diyorlar. Aslında kendini kurgulamaya gerek yok. Yani o anda her şey tabii, doğaçlama. Sizi zaten dediğim gibi yazar yapan o. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bir ev hanımının evde normalde yapabilecek olduğu yemek malzemesi varken bir diğer malzeme eksikse ona alternatif çözümler getirip farklı bir yemek sunabilmek gibi. Evet. Yani bir insanın başka bir insanın hayat hikayesini anlatmak daha zor diyor tabii, genellikle tabii. yazarlar ama siz buna katılıyor musunuz? Yani kendi duygularını anlatmak kolaydır da bir insanın hikayesini anlatıp kaleme dökmek zordur. Bir insanın hayatını kaleme döktüğüm oldu. Adını Ömrü Hatıra kitabında da döktüm. Genç Kalemler Antolojisi'nde de evet. döktüm. Ama ona yaparken ne kadar o gerçekçiliği verirsiniz bilmiyorum. Sonuçta siz orada hiçbir şey yaşandığı kadar ağır değildir. Ben yaşadığım kadar yansıtabilirim. Ona sadece ben biraz daha duygu yoğunluğu katabilirim. Kattıklarım gibi. Ama tabii kendi yaşadıklarımla başkası arasındaki, yazdığım arasındaki farkı okuyucu daha iyi karar verir diye düşünüyorum. Çünkü ben zaten yaşadığımı en iyi şekilde yaşıyorum, en iyi şekilde sunuyorumdur. Ama siz okuyucu olarak benim yaşadığımı okuduğunuz zaman haz alıyorsunuz. Yoksa başkasının yaşadığını mı? Çünkü bizler bazen acılarımızı çok böyle şeffaf bir şekilde vermek istemeyiz. Ya da o yazıyı birebir bizim olduğunu bilinsin istemeyiz. Hani bak işte Eylül Hanım'ın da başına gelmiş gibi. Ki gelebilirdi. Ya mutlaka aslında geliyor gelmez yaşıyoruz. Mi? Bu kitapta zaten ölümü işledik mesela. Yani ölüm çok adı da yüzü de kendisi de soğuktur. Ben ölümü işlerken çok ağladım da. Acı da çektim. Ama bunu yaşarken ya da bunu yansıtırken asla
birileri ne diyecek, ne düşünecek ya da Eylül'de bunun acısını çekiyormuş diye düşünmedim. Zaten yaşıyorum, zaten çekiyorum. Burada bunu verdim. Tabii okuduğun zaman da bu duyguyu hissedebiliyorsun. Tabii. Yani bununla ilgili çok benim deneyimlerim var. Çok böyle bana gelen mesajlar var. Dediğim gibi annesini ya da çok yakın birisini kaybettiğinde ağlamayan herhangi birinin bu kitabı okuduğunda ağladığına şahidim. Ama oradaki konu da yine şu, ben herhalde kendi anneme ağlamadım da sana ağladım. Bu da enteresan. Ama şimdi şey değil midir, acı aynı acı, his aynı hissiyat ama anlatım ve uslup çok farklı. Evet. Dil benim, çok farklı. Tabii benim o kitabımda mesela patlıcan yemeği var. Patlıcan yemeğini yemiyorum artık diyorum. Hakikaten bununla ilgili patlıcan yemeği yapıp göndermek isteyen annelerimiz var. Buradan hepsine de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Özellikle ben radyo programı sunduğum dönemlerde işte şey yaparlardı, radyo aranırdı. Ben göndermek istiyorum ama lütfen üzülmezsin değil mi? O sesindeki titremeyi, o hüzün o kadar çok işliyordu ki bana. Gerçekten patlıcan yemeğinin tadını unuttum diyebilirim. Yemiyorum. 4 yıldan beri yemiyorum. Tadını unuttum. Ama benimle birlikte hala o acıyı yaşayan insanlar var. Demek ki o hissiyat evet. Onlara işlemiş durumda. Ama onu yazarken işte onu düşünmemiştim. Ben yazayım da herhangi biri okusun da etkilensin diye dememiştim. Sadece içimdeki acıyı kanattım. Yine öyle mesela bir pazara çıkayım, bir patlıcan göreyim. O benim böyle kanayan yaramdır. Hani böyle bakar geçerim. İçimde yaşadığımı bir ben bilirim. Tabii, alt tarafa bir patlıcan derler mesela ama iş öyle değil. Orada anne yemeği, çünkü ben patlıcanı eritirdim. Annem eritmezdi, hep kızardı. İşte o sıkıntının tabii nasıl bakıldığı da çok önemli. Evet. İkinci kitap da böyle hissiyat dolu bir kitap mı? Hayır, o kitap evet. İkinci kitap roman olarak geliyor. Ha, evet. Aralık ayında yayınlanacak inşallah. İnşallah. Duygusal bir kitap, roman. Yine bir kadın erkek ilişkisini anlatıyor. Anlatırken aşk bol var. Bol mesajlarımız var. Evet, gençlerimiz özellikle. Aşk var, ayrılık var, hüzün var. Ama bunun yanı sıra da bir kadın nasıl sever, nasıl yürekten ve cesur sever o var. Değişik bir şey gibi gözüküyor anlatıldığı evet. Kadarıyla. Öyle evet. Yaşanan şey gibi. Yani yine tabii. Çünkü çok kitap yazılıyor ve edebiyat yani şu ana kadar yani istatistiklerde onu gösteriyor. Gelen uzmanlar da söylüyor. Bir düşüş var edebiyat dünyasında. Hani kitap anlamında. Onun yüzünden diyor yazarlarımız hani artık çekinmeye başladılar yazma konusunda. Çünkü arkadan bir jenerasyon geliyor. Evet. Bir teknoloji gelişmiş durumda. Herkesin elinde bir telefon. Maalesef. Maalesef. Onun yani yüzünden. Maalesef şöyle ki maalesef aslında teknoloji çok güzel bir şey. Yani bugün, kullanmayı mı bilmiyoruz? Aynen öyle. Bugün mesela benim burada olduğumu eskiden nasıldı? Televizyon kanallarını gezerken herhangi bir kanala denk gelip izlenirdi değil mi? Ama şimdi kanala gideceğimizi 7 yerden ayrı kanaldan duyurabiliyoruz. Evet. Sosyal medyadan bahsediyorum. Bu anlamda ben güzel bir iş yapıyor muyum? Yani sosyal medyayı iyi kullanıyor muyum? Evet, kullanıyorum. Ama bunu işte bir de farklı yönden kullanan kişiler olduğu zaman bunun önüne geçilemiyor maalesef. Ya da işte bana çok diyorlar, Eylül Hanım yazılarınızda bir program var oraya atın. Hayır, atmıyorum. Neden atmıyorum? Bir kere bu kitap kokusunu, kitap dokusunu hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Ben buradan ailelere özellikle sesleniyorum. Lütfen o gazete kültürümüzü yitirmeyelim. O evimizde meşhur dergi... Pazar kahvaltısından sonra elbette, bir gazete elbette. Bir kültürü vardır. Dergi kültürümüzü yitirmeyelim. Evet. Yani evimizde bulunduralım ki maliyeti çok yüksek şeyler değil bunlar. Evet. 50 kuruş, 1 lira gibi bir rakam. Ya benim evimde o gazete dursun. Sen okumuyorsan da benim çocuğum bu gazeteyi görsün. Ben bu konuda çok önem veriyorum. Bununla ilgili de elimden geldiğince tüm çalışmalara devam ediyorum. Ve buradan da söylüyorum, ben sosyal medyada... diğer o programda yazılarımın tamamını yayınlamıyorum. Evet, bunu da duymuş olalım. Yayınlamayacağım da. Elbette. İsminiz adı altında yazı da olursa en azından evet. Sizin de sizden de duymuş olurlar. Peki bu ne yapılması lazım gençler için? Okullarda bir çalışma olabilir mi? Aynen. İlk önce okullarda bir çalışma ama okullardan önce bir U dönüşü yapalım, evimize gelelim. Yani ev ortamı çok önemli. Ailelerin çünkü çocuk aynen evde ne görüyorsa onu yapıyor. Söylediğimizden çok yaptıklarımızı bizim çocuklarımız örnek alır. Bugün benim 8,5-9 yaşında bir oğlan çocuğum var. Arda'ma da buradan sevgiler olsun. İşte ben biraz ev konusunda tabii titizim. Her hanımın olduğu kadar bir titizlik. İşte evde top oynamasını elbette ki istemiyorum ya. Bana diyor ki bakın çocuk o kadar bilinçli.
anne ama sen diyor beni diyor bir bana bıraksan, uzmanlar böyle uyarıyor aileleri diyor. Sen diyor bir bana bıraksan ben belki top oynayınca diyor. Sen de bana seslenmediğinde yani sen beni görmezlikten geldiğinde ben sıkılacağım, top oynamayı bırakacağım diyor. Ama sen benim üzerime geldiğin için ben top oynamak istiyorum. Ya çocuk çok bilinçli. Ben onun yaşındayken annemin gözüne baktığım an bir susardım yani. Hepimiz öyleydik. Hepimiz yani. Jenerasyon değiştikçe. Ya da böyle kardan adamlar yapardım. Kumdan işte pastalar yapardık. Şimdi çocuk ne yapıyor? Dışarıya çıkıp benim dönemimdeki gibi işte bir parkta, bahçenin önünde çok rahat bir şekilde oynayamıyor. Çünkü anne baba buna müsaade etmiyor. Kültürümüzü ve geleneklerimizi tamamen kaybediyoruz diyebiliriz. Yani bunu artık bu sistem bizi buna sokuyor. Evet. Çünkü artık her yer AVM, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinde ben bunlara para tuzakları diyorum. Çocukları işte belli bir ücret karşılığında alıyorlar. Yine kapalı bir ortam. Ve orada çok çabuk enfeksiyon geçiyor. Çocuk toprağa dokunmuyor, yeni bir arkadaşıyla evet. tanışmıyor. Ve böylelikle ne yapıyor? İletişim de zayıflıyor. Bakın şimdi 6 aylık çocuk da telefona bağlı bir şekilde mama yiyor. 10 yaşındaki çocuk da elinde telefonda herhangi bir oyun oynuyor. Gençlerimiz elinde bir telefon. İşte belli o sosyal medyadan çıkıyor, buraya giriyor, buradan çıkıyor, diğerine giriyor. Takip ettiğimiz şeyler neler? Yani bilgi için giriyorsak amenna, ona zaten sözümüz yok. Evet. Ama kim ne yapmış, kimlerde ne check-in yapmış, kim nereye gitmiş, kimlerden gelmiş, var. Hepsinden haberimiz doğal var. Doğal olarak bu eğitime de yansıyor. Ve farkında olmadan belli başlı iş yerlerinin reklamını yapıyoruz ve para almadan yapıyoruz, bakar mısınız? Evet. Yani şu bir kahve, normalde bunun reklamını yaparken bir ücret karşılığı vermesi gerekiyor değil mi? Ama ona gerek yok ki. Halk geliyor hem bunu 3 lira yerine 7 lira kullanıyor hem de bunun bedava adamın reklamını yapıyor. Yani sosyal medya çok büyük bir mecra oldu ama kullanabilmek. Önemli. Tabii ben elimden geldiğince yaptığım işlerle alakalı, yaptığım işleri paylaşmak adına ve İşte kitabımla ilgili ya da gittiğim söyleşilerde, seminerlerde tanıştığım insanlarla birebir iletişim kurabilmek adına kullanıyorum. Zor ama olmasa da olmuyor tabii. Onsuz da maalesef. Maalesef. Olmuyor. Bir dergide köşe yazıyorsunuz. Evet. Gazeteciliğe de başladınız. Evet. Röportajlarınız evet. da var. Takip ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Gazetecilik mesleği Türkiye'de zor mudur? Yani ben tabii şimdi daha çok yeniyim ama yıllar öncesinde... Şimdi radyocudan gelme evet. bir şey, altyapı yok, var zaten. Yok, şu yıllar öncesinde Antalya'da bir gazetede şeydim, reklam departmanındaydım. Tabii ki zorluğunu oradan biliyordum ama zamanla işimle birlikte birbirine zincirleme beni bugün bu konuma kadar getirdi. Bir kere bir haber yapıyorsunuz ve yaptığınız haberin doğruluğu çok önemli. Ben tabii ki her haberi yapmıyorum. Edebiyat, sanat ve sağlık köşeleri yapıyorum. Kadınlarımızı bilinçlendirmek amaçlı yapmış olduğum haberler var. Benim şöyle bir avantajım var. Ben herhangi bir kanaldan almıyorum haberi. Onun üzerinde oynamalar yapmıyorum. Direkt doktorumuzla iletişime geçiyorum. Birebir röportaj yaptığım zaman daha sağlıklı oluyor. En azından ne konuştuğunu biliyorum ve ne aktaracağımı biliyorum. Sanat önemli. Sanata da özellikle değer veriyorum. İşte yeni kitap çıkaran arkadaşlarımız, hatta buradan Ay Yüce arkadaşımıza da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Size bir kitap gönderdi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yeni çıkan kitabı. Evet, şöyle göstereyim. Teşekkür ediyorum kendisine. Kendisi de inşallah burada ağırlarız. İnşallah. Bir kendisi üniversite tıp öğrencisi. Evet. Aynı zamanda kitap yazdı. Bu büyük güzel bir şey. Evet. Yani o kadar yoğun arasında. Bırakalım da destek verirsin yani. Tabii ki gençler aslında elbette. Kapı açılması lazım ki arkadaki gelecek olanlara da bir örnek olabilmek lazım. Tabii hem lazım. Örnek göstermek açısından hem ona bir motivasyon amaçlı. Ben her zaman yanlarındayım, destekçileriyim elimden geldiğince. Gazetecinin tabii ki mesleğinin zor yanları da var da emin haber olmadan mesela çok yalan haber yapıyoruz maalesef. Türkiye'de maalesef evet, şartlarını evet. gerektiriyor. Bazen diyorlar. Aslında doğru bir şey değil ama... Sonra yalan habere dönüyor. Maalesef. Siz neler düşünüyorsunuz? Elbette hakkında? Ki yapılmamalı. Yani benim olmadığım yerde varmışım gibi gösterilmemeli ya da yapmadığım bir şey prim amaçlı yapıldı diye gösterilmemeli. Sonrasında işte bir özür mektubu yazılıyor ama bunlara hiç gerek yok. Benim bu konudaki tek avantajım haberleri ben seçiyorum. Birçok mail geliyor.
İşte Eylül Hanım şu konuda haberimizi yapar mısınız? Bakıyorum gerçekten benimle ilgili ise, yani benimle ilgili ise dediğim, benim insanlara vermek istediğim haberse elbette ki yardımcı oluyorum. İşte kitap, kültürel faaliyetler, etkinlikler, okullara yönelik çalışmalarda eğer ki birisi bir şey yapmışsa ben onu neden desteklemeyeyim ki elimde bu imkan var. Neden yalan haber yapma gereği duyuyoruz? Yani o işte bir boşluk oluyor ya da o haberi yapacak olan kişinin artık düşüncesi, zihniyetine inanın bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman beynimi kafamı ona yormadım ben. Evet. Ama bununla birebir karşılıklı kalan arkadaşlarım var. Üzülüyorum da. Mesela bir arkadaşım kitabım benim bu yayın evinden çıkmadığı halde bu yayın evinden çıktı olarak yapılmış. Yayın evi de bu konuda karşı tarafa tabii ki suç duyurusunda bulunuyor. Yani evet. Bizim yayın evimizin ismini kullanıyor. Karşı taraf diyor ki ben böyle bir beyan vermedim. Sen şimdi böyle bir beyan vermediysen ki verdiğini de düşünmüyorum. Sonuçta bu yani açığa çıkacak olan bir şey. Yani devamı gelebilecek olan bir şey. Bu kadar zor mu Türkiye'de? Aslında artık her şey günümüzde her şey elimizin altında. Yani onda işte insanlar ne yapıyor? Haberi yapan kişi bunu çok bel altı vurmak istemiyorum ama mutlaka bir karşı tarafa karşı bir öfkesi, bir hırsı oluyor. Çünkü haber yazmaktan ziyade haberi yayınlayabilmek çok önemli. Yani o haber yazılır, siz editöre gönderirsiniz, editör o haberi inceler, onaylarsa yayınlanır. Ama mesela benim şu an Medya Ege'de, İzmir Medya Ege'de haber yayınlama pozisyonum hakkım var. Şimdi ben haber yayınlıyorum diye size farklı farklı bir şekilde yayınlayayım, montajlayayım, göndereyim. Sonra bunu aklamaya kalkalım. Tabii ki maalesef bu davalara kadar süreç başlıyor ister istemez. Aslında bunun bir altyapısını oluşturmak lazım. Tabii bu da ya bunun aslında bir getirisi yok. Arkadaşlar çok önemli. Tabii hani haberi yapan kişiye de bir getirisi yok. Çünkü dava açıldığı zaman onunla da ilgili birçok sıkıntılar başlayacak ama yani tabii ki hoş bir durum değil. Bir tek haber için değil. Günümüzde de yaşıyoruz bunu. Günlük hayatta. Evet. Basın özgürlüğü nasıl olmalı sizce? Size öyle bir imkan verilse basın mesela özgürlüğü. Deseler ki Eylül Hanım basın özgürlüğü maddeler koyacağız deseler. Bunu gelen gazeteci, yazar, ya arkadaşlarıma kere özellikle soruyorum. Mesela sizin için neler en önemli? İlk üç madde desek. Mesela yazılabildiği kadar her şeyin gerçekten sansürsüz bir şekilde yazılmasını isterim ben. Yani birçok şeyde reklam giriyor diye açık veremediğimiz yazılarımız oluyor. Ya da ben iki gün bugün yayınladık gerçi de Bornova Belediye Başkanı ile yapmış olduğum bir çalışmam vardı, röportajım vardı. Evet, ben ondan vardı. Çok etkilendim. Evet. Ondan bahsedecektim ama şuna getirmek istiyorum oldunuz. Konuyu. Down sendromlu gençleri için bir kafe açmış belediyenin kendi bahçesinde. Ve orada sadece o kişiler çalışıyor. Çocuklar, gençler çalışıyor. Çayı da getiriyor, sipariş de alıyor, gülümsüyor, sohbet ediyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Ya bunun kötü amaçlı, bunun altında bir kötü zihniyet aranmamalı. Yani bunda bir prim aranmamalı. Evet. Çünkü bu o kadar güzel bir şey ki, varsayalım bir prim var diyelim. Bırakın prim olsun. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz, hani engellik sözünü kullanmak istemiyorum ama Down sendromlu gençlere yeni bir hayata bakış açısı sunuyorsunuz. Ve oraya artık çünkü aileler oraya güvendiği için gönderiyor çocuklarını. Çünkü onun servisi var. Servis evinden alıyor. İş yerine getiriyor. Ve ona artık bir aitlik duygusunu hissettiriyorsunuz. Bu hayatımız o kadar önemli bir şey ki. Ki ona karşı da bir güven elbette. Söz konusu. Ve ne yapıyor? Evine kapalı olan, iletişim kurmakta zorluk çeken bu gençlerimiz. Normalde zaten biz insanlar normal halde sıkıntılı insanlarız. Sabah günaydın demek hissinden yoksun evet. olan insanlarız. Bu vaziyete neden geldik gerçekten? Hani siz konuyu da açmış oldunuz. Artık insanlar birbirlerine selam vermekten, sokakta yürürken bile birbirlerinin yüzüne bakmaktan korkar hale geldik. Yani artık hayat telaşı. Yaşın. Özellikle evet. böyle büyük şehirlerde hep bir telaş. Üzerimizde, omuzlarımızda büyük bir yük. Sürekli bir yere yetişme derdindeyiz. Gerçekten yazımda da buna yer verdim. Çünkü karşı siz psikoloji eğitimi de aldınız. Evet. Kişisel gelişim uzmanısınız aynı zamanda. Çünkü insanlarla birebir artık iletişim halindesiniz. Tabii, ki tabii. psikolojiyi siz daha yani inanın yeri geliyor bazen kendime tahammül edemeyeceğim zamanlar yaşıyorum. Ama karşımdaki gördüğüm herhangi bir kişi hiç önemli değil. Etiketi, ünvanı, statüsü. Bunu ona yansıtmamak için hafiften bir tebessüm edip gülümseyip merhaba diyorum. Bu benim insanlık borcum. Yani ben bunu yapmalıyım. Benim sıkıntılı süreçlerimden bir başkasını ilgilendirmez ki. Ben ona patlayamam. Ya da karşımdaki kişinin sıkıntılı sürecini beni bağlamaz. Ne oluyor insanlara? Sürekli bir asık surat.
İşte ama buna baktığınız zaman maddiyattan tutun, evet, zaman yetmiyor bir takım şeylere. Sürekli beyinlerimiz çok dolu artık. Yani o kadar dolu ki. Şimdi dışa da vuruyoruz. Tabii ki dışa da vuruyoruz. Çünkü artık bu beden dilidir. Yani beyindeki neyse biz dışımıza onu yansıtırız. Benim beynim zindeyse, iyiyse, kafamda sorunlar yoksa ben zaten pozitif bir insanımdır. Ama stresliysem, sıkıntılıysam, agresifsem ve asıl bizim insanlarımızın şöyle bir sorunu var. Sorunu gerekli yerlere iletmekten her zaman çekiniriz. Benim sorunum X kişiyledir ama ben onun sorunu X kişiye iletsem belki direkt sorunum çözülecek. Ama ben onu ona iletene kadar bunu lütfen yapmayın. Beynimde kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum. Sonra siz bana bir şey diyorsunuz. Kurduğum şeyi size yönelik size patlıyorum. Böyle ne oluyor? İşte bakın cinayetler, trafikte kavgalar, hiç olmadık zamanlarda, hiç olmadık yerlerde şiddetler. Maalesef. Baktığımız zaman ne diyoruz? Cevizi içini doldurmayacak. Her geçen gün her geçen gün artıyor maalesef. İnsanların psikolojisi artık maalesef. Ama buna bir güzellik getirmiş Bornova Belediye Başkanımız. Böyle bir kafe açmış. Bu o kadar yüce gönüllükle yapılan bir iş ki ben buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten alkışla alınacak bir iş. Umarım tüm belediye başkanlarımız, kurumlarımız, derneklerimiz bu anlamda duyarlı olur da yenileri açılır, yapılır, bu imkan verilir. Aslında çok güzel bir uygulama. Evet. Bu ben de keza örnek hata. Elbette Antalya'da Antalya Otistik Bireyler Derneği'nin yönetim kurulundayım 2 yıldan beri. Hakikaten biliyorum. O süreç çok sıkıntılı bir süreç. Ailelere özellikle, çocukları. Düşünsenize hayatı boyunca hiçbir zaman iğneyle, ilaçla ya da terapiyle iyileşemeyecek olan bir çocuğunuz var. Ve maalesef bunu bir de dışlayan bir kesim var. Bugün bile bir bakıyorum asansörlere biniyorsunuz. Oradaki işte ikaz var. İşte engelli ve yaşlılar, hamileler içindir diye. Geriye dönüp baktığınız zaman asansöre binip tuşa bastığınızda o kapı kapanırken sağlam insanlar yani merdiveni kullanması gereken insanlar içeride, diğer insanlar dışarıda. Aslında onun farkındayız da yapmak tabii, konusunda tabii farkındayız. Tabii ki bilinçli farkındayız. Değiliz bu konuda tabii. İster istemez. Ya bilinçliyiz aslında Nur Hanım, bilinçliyiz ama bu konuda hani şey diyoruz, benim zamanım seninkinden daha kıymetli. Bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü siz karşı tarafı göremeyecek kadar kör olamazsınız. Ya da işte burada bir arkadaşımız var, ona yani burada bir arkadaşımız var derken engelli kelimesini kullanmak istemiyor ama evet, bir arkadaşımız var, ona öncelik tanıyalım mı diyen herhangi birisini duymayacak kadar sağır olamazsınız. Bu tamamen kasıtlı, bilinçli, benim zamanım seninkinden daha önemli düşüncesi var. Aslında karşıdakinin acilesinin nedenli şey tabii olduğunu bilsek ister tabii istemez. Bu arada bir yazınız var. Evet. Onu da paylaşmanızı istiyoruz. Sevgili yönetmenim de hazırsa onu bir okuyalım. O neyle ilgili bir hikayesi var mı onun? Hikayesi yok. Yazdım. Yani elbette ki böyle hissiyatla, duyguyla yazılmış olan bir yazım. Ne zaman yazdınız bunu? Yakın zaman içerisinde? Bunu çok yakın bir zamanda yazdım. Bir akşam üzeri mi? Sizinle dün bir akşam üzeri konuşurken. Evet, yazdınız. Biliyorum. Hani bilmeyenler izleyicilerimiz evet, için de hani evet, paylaşmanızı rica ettim. Çok güzel bir yazı. Sevgili yönetmenim de hazırsak başlayabiliriz. Evet. Öğreniyorum sevdiğim, öğreniyorum. Dudaklarına bir nefes çekimlik yakınken aramıza dağları sıralamayı öğreniyorum. Dilimde besmele ettiğim adını zehir gibi acı acı yutkunmayı öğreniyorum. Olur da şu yalan dünyanın hastalıklarına gafil avlanırsam seni unutmayayım diye sık sık kendimi hatırlatmam gerekenler olduğunu öğreniyorum. Mesela bir sabah adını anıyorum.
Sonra bana ölümü unutturan yosun yeşili gözlerine bakıyorum. Aklar düşmüş olan saçlarına dokunurken hangi saçını sevgim artmış olabilir ki diye düşünüyorum. Elimi saçlarından çekerken sakalların önümü kesiyor. Yüzümde acı bir tebessümle sakallarına dokunuyorum. Ne çok anı sakladım ben o sakallara bilmiyorsun. Ah, ne çok anı sakladım. Gözlerini kapattığın o kısacık anlarda sessiz sedasızca kocaman sevdamı anlatmıştım her birine. Bir gün benden çekip gidersen beni sana hatırlatsınlar diye damla damla öpüşlerimi emanet etmiştim. Sır dolu, sır dolu o sakallarına. Kaç bahar daha bu korkuyla yaşarım? Kaç mevsim daha gözlerinde yaşama sevinci bulurum? Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da seni seven bu kalp bende olduğu sürece seni ölümüne seveceğim. Bildiklerim bana bilmediklerimi öğrettiyse eğer, inanıyorum ki unutacaklarım da yine bana seni hatırlatacaktır. Unutacaklarım da yine bana seni hatırlatacaktır. Ve yine öğrendim ki sana çıkacak olan tüm yollar kapalı biliyorum. Kapalı yollar aralanmayacak. Senin yolun bana daima yokuş olacak. Korkunun ecele faydası yok derler ya hani büyüklerimiz. İşte ben faydasız korkularımla bir gün sona geleceğiz diye öyle korkuyorum, öyle korkuyorum, öylesine korkuyorum ki. Sevgili, korktukça başa dönüyor, yine delice seni seviyorum. Korktukça başa dönüyor, yine seni seviyorum. Teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Çok sizler güzel kalemine sağlık. Bunu yazarken? Bunu yazarken? Biz böyle ağlarsak? Yani yazmak başka bir şey. Elbette ki yazdıklarınızın bir yerlerde mutlaka bir sahibi vardır. Hiçbir şey sahipsiz tabii değil. Ki. Yani bunca kelime, bunca hissiyat, bunca duygu öylesine değil. Hani yazsam roman olur derler ya. Evet. İşte herkes olamıyor. Buna da bir kez daha. En azından bir yazarın ağzından duyalım yani. Ya tabii kolay ki. Kolay bir şey değil aslında yazmak, duyguları anlatmak, evet, aktarmak, evet. İki cümleyi süsleyip yan yana getirmek zordur gerçekten. Yani aklınızdakilerini, kalbinizdekilerini kağıda kaleme döküyorsunuz ve bunu dökerken de en yoğun, en sancılı, en anlaşılır bir dilde dökmek istiyorsunuz. Bazen dökerken sırf beni anla diye abartıyor olabilirsin. Hani beni anla. Belki abartırken dozunu kaçırıyorsun. Bir arkadaşım vardı, bana şey demişti, Eylül nasıl bu kadar yoğun bir işten yazıyorsun? Neden dediğimde, ben biliyor musun dedi, yani her kitabımı çıkarırken sevgilimden ayrılıyorum. Ve aynı sevgilisiyle uzun süre ilişki yaşıyor. Nasıl ya dedim, acı yaşamadan yazamıyorum dedi, ben onunla mutluyken yazamıyorum. Adamın peki günahı ne burada? Sen dedim normal misin? Erkek arkadaşım diyor. Ya dedim sen nasıl bir şeysin, ben bundan sonra senin yazılarını okumayacağım, yazık o kişiye çünkü artık inan... Onun yazılarını okurken sevgilisi acaba bak terk etti mi kızı böyle yazıyor. Bu başka bir duygu ama hakikaten böyle olan arkadaşlarım da var. Saygı duyuyorum yapacak bir şey yok. Ya mutluyken ben bu hüzünlü anı yaşayamıyorum diyor. Mutluyum yazamıyorum diyor. Çok ilginç. Bu evet hakikaten ilginç. Peki kitap çıktığında mesela şey düşündünüz mü ama satılmasa da önemli değil. Hani olumsuz evet, bir şey evet. Geçti mi kalbinizden? Şöyle, yoksa hatıra olarak kalır diye mi? Kitabın çıkış amacı benim çok farklı olduğu için zaten şey demiştim ben. Yani satsın ya da satmasın önemli değil. Bu bir hatıra kalsın bana, çocuklarıma, aileme. Bir hatıra kalsın. Yayın evinden çıkarmamdaki tek amaç ise her şeyi ben... prosedüründe yapmak isterim. Yani gideyim bir matbaada çıkartayım değil de. Evet. Ama iyi ki olmuş. Çünkü işte adın ömrü hatıra ile birlikte ömrüme hatıra olan çok güzel insanlar oldu. Farkında olmadan oldu. Yani ben bunu hedeflememiştim. Ben bunun için de yola çıkmamıştım. Ama şimdi geriye dönüp baktığımız zaman ben bugün buradayım. Bugün buradaysam bu kitap
vesilesiyle evet, buradayım. Aslında birazcık da şey hani öğrencilik gibi diyebilir miyiz? Hani ya elbette, kitap daha tabii, bir profesyonel, tabii, üçüncüsü. Tabii. O benim aynam, o benim merdivenim. İlk evet, göz ağrım. Sonuçta kitabı çıkardıktan sonra kimlere nasıl bir set koymanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Bir bayan olarak özellikle. Bu çok zor ve meşakkatli bir iş. Yani kitabımın tanıtımı yapıldı, kitabımı bana işte onlarca inanın mesajlar geliyor. Artık mesleğim gereğiyle de biraz anlayabiliyorum kimin nedenle yazdığını. Okunmuş kitabı imzalatmak istediğini ısrarla dile getiren, vurgulayan birisi var. Hani diyorum ki ilk başlarda düşünüyordum. Bu kadar önemsemiyormuşum aslında kendimi. Kitap diyorum, neden bu kadar çok imzalamak istesin, yani imzalamam istesin ki? Tanımıyorum bu kişiyi, evet, evet, kitabımı almış okumuş ama. Sonrasında baktım ki ısrarla görüşmek istemiyor. Hani ben sizi göreyim demiyor başka bir şehirde. Lütfen Eylül Hanım, benim kitabı ben size göndereyim. Benim kitabı diyor artık bundan sonra. Benim kitabı ben size göndereyim, imzalayın ve bana tekrar gönderin. E şimdi ben bunda nasıl bir art niyet arayabilirim? Evet. Demek ki böyle güzel okuyucularım var. Ne mutlu bana. Tabii diyorum, artık belli bir adres veriyorum. Bir kitap geliyor, içinde tekrar yani yazarına imzalı bir kitap geliyor diyebilirim. İşte ön sayfasında bir yazı. Bu kitabı almış, nasıl almış okumuş onu yazmış. Benim için artık bu da önemli. Bir insana ben kitabımı nasıl okutturabilirim? Evet. Tanımayan bir insana özellikle. Peki çocuklarınız okumuştur muhakkak? Azra evet okudu. Azra Arda'ya ben okuyorum. Peki şey ilk düşüncesi neydi, ilk cümlesi? Anne sen annene bizden daha çok seviyorsun. Dedi. Aslında anneye hitaben yazılmış bir kitap gibi bir şey. Yani bir de şey, ben orada kızım ve oğluma birer, yani ikişer sayfada yazmıştım. Ha. Okudukça annenesine yazılan yazıların çok fazla olduğunu görünce, ben o sözünü hiçbir zaman unutmuyorum. Anne, sen hani hep diyorsun ya ben sizi dünyalar kadar çok seviyorum. Evet dedim. Ama böyle çok böyle doğaçlama evdeyiz yani. Evet. Sen dedi bizi dedi daha çok sevmiyorsun. Sen annenden sonra bizi seviyorsun. Ben o sözünden çok etkilenmiştim kızım. Hani kategori şeklinde. Evet evet. Yani orada sınıflandırmış. Evet. Ama bunun bir değeri maneviyatı yok ki. Yani hani ölçüsü yok. Evet. Elbette ki annemi çok seviyorum. Allah ben annem rahmet eylesin. Vefat etmeseydi kitap çıkmazdı belki. Evet. Belki çıkmazdı diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir düşüncem yoktu. Aslında o da bir vesile oldu. Eşiniz evet, peki? Eşim en büyük destekçim. Yani olmasaydı. Evet, ona da buradan sevgi ve saygılarımı göndereyim de. Mesela desteği okuduğu zaman ilk söylediği cümle. Şimdi ben yıllardan beri yazdığım için, evet, okul döneminde de yazdığımdan dolayı yazılarımın içeriğini bildiği için hiçbir zaman benimle ilgili kafasında asla bir soru işareti oluşmadı. Evet. Ki bu yazıları biz zaten, yani 2002'ye ait yazılar var düşünün. Ben o zaman çok 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 küçükmüşüm. Yazdığım andaki yazılarım. Yani bunu bildiği için hiçbir zaman farklı bir şeyler düşünmedi. O duyguyu, o hissiyatı ben oldu bitti yaşıyordum, vardı. Hani bir de insan yaşadığı, evet, kişiyi de bilir ya, ben sürekli bir şey olduğu zaman yazıyorum, dile getiriyorum. O benim en büyük destekçim. Yani teşekkür ediyorum ona. Aslında bu çok önemli bir şey değil mi? Ailelerin arkasında olması, onu bilmek olmaz, çok güzel mı bir duygu? Tabii, olmaz mı? Sonuçta siz bir iş yapıyorsunuz. Bugün ne iş yaparsanız yapın, sizi destekleyen bir, evet, eşiniz var. Ve yapmış olduğunuz işten her şeyden önce gurur duyan bir bey. Evet, yaptığım iş hakikaten, bunu kendim için bir tek demiyorum. Ben bir tek yazı yazmakla kalmıyorum ki. Ben okullara kırtasiye, kütüphane, malzeme desteğinde bulunuyorum. Buradan duyuralım. Bir hafta 10 güne kadar da köy okullarına atkı örüp gönderiyoruz. Şimdi güzel, bu kadar yoğunluğun arasında bunu kim, neden, niye, niçin yapsın? Ya bu tamamen gönülden gelen bir şey. Ben geçenlerde gittim. Vaktim olmuyor, öremiyorum diye. İp aldım. Yani derler ya Nazım'ın geçtiği. Nazım'ın geçtiklerini dağıttım. Alın dedim, şunlar ip. Şişlerinizi de alın dedim. Çünkü hangi ip kaç numarayla örülüyor bilmiyorum. Alın dedim, atkı örün. Siz şimdi yaptığınız işlerle belli bir insanlar tarafından tanınınca siz karşı tarafa bir şey yaptırmakta güçlük çekmiyorsunuz. Çünkü o kişi biliyor ki evet, bunlar zaten Eylül bunu yapıyor. Yani açıklama yapma gereği bile duymuyorum ben. Bu atkı örülecek, şu okula kampanya olarak gidecek dediğimizde. Aslında geri dönüşümsüz bir iyilik. Tabii tabii. Ya bu benim en büyük kazancım. Oldu. Ben ama normal mesleğimi yapsaydım, kitapla birlikte birçok okul, kırtasiye ve kampanya işim benim başladı.
kalacaktı, askıda kalacaktı. Yani bu anlamda bunu öncülük eden Doktor Enes Paşa'ya da buradan sevgilerimizi evet. gönderelim. Onunla birlikte zaten bu kadar yol kat ediyoruz. Çünkü bu hayatta hiçbir şey tek başına elde edilmiyor maalesef. Ben istediğim kadar güzel yazayım. Aslında bir aile olmak çok önemli. Tabii. Eşim, ben, çocuklarım. Yazmak isteyen o kadar çok arkadaş var ki şu anda belki bizi izleyen. En azından ona da örnek olmuş oluruz. Elbette. Yani bunun da farkına varalım. Bunu çok özür dilerim. Tabii. Yarın birlikte olacağımız üniversitede zaten bununla ilgili söyleşimizde belirteceğiz. Zaten önemli olan işte ortaokul, lise, üniversite dönemlerinde gençlerimize buna alışkanlık haline getirmek, evet. aşılamak. Çünkü onlar şu an üniversite hayatındalar. Zorlukları aileden çıktılar, biraz daha yaşıyorlar maddi ve manevi. Ki onlara belli bir bütçe geliyor. Bir de bunların çok çok altında olup köy okullarında evet. Yani bir dağın arkası var. Görünmeyen, bilinmeyen, duyulmayan. İşimize geldiği gibi. Görmek isteyen o dağın arkasını görüyor da, çok güzel aşıyor da, gidip o hatta dağın eteğindeki kişileri de buluyor. Yeter ki bunu yapmak isteyelim. Önemli olan bunu aşılayabilmek. Yoksa müfredatta belli bir şey vardır. Ben onu verir geçerim. Ama önemli olan şu manevi, ruhani bir duygumuz var. Bunu yani aşılayabilmek. Ben elimden geldiğince bunu aşılamaya çalışıyorum. Bazı şeyler çünkü şeyle değil, maddiyatla ya da tek başına değil i̇şte maalesef. İşte gençlerimiz onun farkına bir varabilse aslında her şey daha güzel olacak. Bunun için işte elimizden geldiğince. Evet. Hani ben varım, ben yapıyorum, sen niye yapmayasın? Ben hep bunu diyorum. Bana diyorlar ki Eylül bu kadar nasıl yetişiyorsun hayata? Sana da 24 saat, bana da. Benim hayatta bazı korkularım var. Benim hayatta bazı kaybettiğim ya da kaybedeceğimi düşündüğüm zihnimde olgular var. Ben evet. bunlar için daha fazla mücadele ediyorum. Ben bir sona geleceğim. Hayatım bir anında, bilmiyorum tarihini. O sona geldiğimde... Bunun biteceğini biliyorsunuz ama. Bir gün her şeyin biteceğinin bir gün her şeyin biteceğinden kastım. Ölümden bahsediyorum. Ha, evet. Bir gün bir yerde benim hayatım sonlanacak. Yazmayı bırakır mısınız peki? Yok artık, yazmayı bırakmam. Zaten hani hep hayatımdaydı ya. Bundan evet. sonra hiç, çünkü bundan sonra çok daha fazla sebeplerim var yazmak için. Peki çocuklarınızın da yazar olmasını ister misiniz? Azra'nın ya elbette Arda'nın yazsınlar da. Ki ben onlara yazdırıyorum. Evde metafor çalışmaları yaptırıyorum. İşte veriyorum 7-8-10 tane cümle. Azra pardon, yazıyor, kelime. Onu biliyorum. Azra yazıyor. Güzel yazıyor hem de. Oğlum çok sevmiyor ama inşallah hani o da... Ya en azından bir dilekçe yazmayı öğrensin. Böyle aman aman yazılar yazamıyorsa bile kendisini bir devlet kurumuna gittiğinde ifade edebilsin. Benim derdim, sıkıntım o. Duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı ifade edebilmek. Peki mesleklerine karışır mısınız bir anne asla, olarak? Asla, hayır, hayır. Yani bakın ben neden bu kadar çok yorulmuyorum? Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Evet. Ben buraya gelirken, geçen programda da öyleydi. Sabah İniyorum, katılıyorum sizin programınıza. Normalde hep bir gün öncesinden gelirim. Evet. Ama sizde nedense hep böyle oluyor. Dayanamıyorum senin programlara gelirken. Ben bunu yaparken yorulmuyorum. Çünkü işimi seviyorum. Eğer ki sevmediğim bir işi yapmak zorunda olsaydım, evet. ben buraya itelemeyle gelirdim. Ben bunu çocuklarıma asla yaşatmak istemem. Aslında bu gençlere en büyük yük diyebiliriz. Tabii, aileye. Tabii. Bunu da... Eğitim sisteminde bunu aslında uzmanlar da söylüyor. Çocuklarınızı rahat bırakın, sevdikleri mesleği yapsınlar. Aynen öyle. İster istemez yani düşür bu hayatımızın sağlıyor. Her alanında çünkü öyledir. Sevdiği mesleği yapsalar bile iş anlamında bu sefer sevdiği işi yapmıyorlar maalesef. Şimdi bir doktordan bahsedelim. Bir doktor doktor olup kalmıyor. Mesela 10-12 yıllık, 13 yıllık doktor arkadaşlarım var. Duyuyorum işte İstanbul'a gelmişler ama şey, bir sınava hazırlanıyorlar. Evet. Gülüyorum ya, hadi ben koşuşturuyorum da senin belli bir maaşın var, belli bir hasta kitlen var, ameliyathanen var. Neden diyorum gidiyorsun ya, derdin ne? İşte sadece uzmanlıkla olmuyor. Eylül doçent olmalıyım diyor. Bak olmalıyım. İstiyor musun diyorum. Hayır diyor. Bunu sistem bunu zorluyor. Avukat oluyorsunuz. Ya insanoğlu şey aç, evet. açız yani. İstiyoruz niye hakim olmayayım ki diyor. Ya da neden bir üst kurula gitmeyeyim ki? Şimdi evet kafası alıyorsa, çalışıyorsa, imkanı da varsa neden onunla kalsın? Şimdi birçoğumuz için doktorluk büyük bir meslek değil mi? Aa işte doktor. Ama inanın kendi içinde bulunan doktorlar
Doktorluktan mutlu değiller. Şikayetçi. Evet. Evet. Doçentliğe gidelim. Doçentliğe gideyim en azından biraz daha işte imkanlarım iyi olsun. Ama her şeyin fazlasını istiyoruz toplum hepsini, olarak. Ya bu yapımızda var. Bu Allah'ın bize bahşettiği mi diyeyim artık bir duygu, devamlı bir his. Bir ileri, bir tık, tabii. Bir üstü, bir bakın, üstü. Bakın bir artı bir evi olan ya da işte kirada oturan yardımlaşma platformundayım. Gidiyoruz. Hakikaten gittiğim zaman eve geldiğimde o kanepeler bana batıyor yani oturamıyorum. Çünkü yerde oturan insanları görüyorum. Aa, evet. Ya da yediğim yemek benim boğazımda kalıyor. Müsriflik mi yapıyorum acaba diyorum. Çünkü o gittiğim evde bunlar yoktu diyorum. Gittiğimiz zamanlarda bundan bir 10 yıl öncesinden kişi diyor ki işte bir artı bir evim olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Bir kanepem olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Belediye ona belli bir imkanı sunuyor. Kanepesini veriyor, buzdolabını veriyor, bir takım şeyleri veriyor. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz karşı taraf yavaş yavaş artık çocukları büyümüş, çocukları işe gitmiş, ev artık gelir geliyor. Gelir geldikçe 2+1 eve geçiliyor, eşyalar yenileniyor, elbette ki yenilensin. Bu sefer bir ev alın diyor. Evet. Yani biz ne eve doyarız, ne villaya doyarız, ne duplekse doyarız, ne yalıya doymayız. Yani yapımızda bu var. Yapımızda var, doğamızda var. Yani şükredip de, yani şükretmeyi hakikaten bilmiyoruz demeyeceğim. Hani inançları olan insanlarız. Evet, yönetmenimiz Ozan Bey de eski yönetmenimiz diyelim. Bizi izliyormuş, selamlarımızı iletiyoruz. Olsun. Evet, paylaşmış, teşekkür ediyoruz kendisine. Yönetmenim de söyledi, çok az vaktimiz kaldı. Toparlarsak, evet. Sayın Eylül Ay Çakarukmuş, bize neler söyleyeceksiniz bir yazar olarak, öncelikle, kişisel gelişim uzmanı olarak? Öncelikle kişisel gelişim uzmanlığını, yazarlığını bir yere bırakarak insan olarak size evet. Canlı gönülden teşekkür ediyorum. Yazarlara kapılarınızı açtığınız için. Her zaman. Bir tek yazarlara değil, birçok alanda kendini göstermek isteyen, yaptığı işi tanıtmak isteyen doğru insanlara kapınızı açtığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kanal 34'te olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız, sağ olun. Yarını iple çekiyorum. Pekala, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Umarım tekrar ağırlarız. İkinci kitabında sözünü aldık en azından. İnşallah, evet. O burada görmekten de mutluluk duyarız. Antalya'da sevgiler. Sağ ol. Sevgili izleyenler, söz konusu programının sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.